Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu video bu gece oynanacak olan 15 Mart NBA maç tahminleriyle ve kısa yorumlarda bulunacağımız bir video olacak. Her zaman yaptığımız gibi bu geceki maçlardan 4 tane maçın tahminini size vermeye çalışacağız. Tabii ki artık NBA'in son etabına normal sezonun son etabına girildi. 20 maçın altında artık çoğu takımların 20 maç altına kaldı. Ee, o yüzden son bir buçuk ay gibi diyebiliriz. Ee, bütün maçlar önemli olacak ve e, herkes kimliği için yarışıyorsa onu iyi irdelemek, iyi düşünmek lazım. Ama tabii ki e, yine de sürprizler olmuyor değil. E, dünkü yaptığımız e, videonun sonuçlarını açıklayalım. 4'te 2 tutturduk. Niye 4'te 2 tutturduk? Çünkü Houston enteresan bir şekilde kimseyi yenmeyen Houston gitti Boston'ı yendi. Son topla birlikte 1-2 sayıyla. Yani Boston Houston gibi takıma yenilmeye son birkaç maçtır da yeniliyorlar. Houston'daki Houston gibi bir takıma da yenilmeyi razı oldu. Yani bu nasıl oldu neden oldu? Maça bakılacaksa bütün maç Houston elinden geleni yaptı maçı kaybetmemek kaybetmek için. Boston ise elinden geleni yaptı maçı kazanmamak için. Yani işlerin içinde ne döndüğünü siz bilebilirsiniz. Büyük bir ihtimalle biz de e, öne çıkarttığımız tahminlerde farklı bir galibiyet bekliyorduk Boston'da. Büyük bir ihtimalle e, bütün Amerika ve dünya Boston'a yüklenmiş, parçalayacaklar diye onlar da elinden geldiği kadar parçalamamaya çalıştılar. Yani bu tür şeyler yine her zaman oluyor ve olmaya devam edecek NBA'de. O yüzden dikkatli davranmak lazım. Genelde normal koşullarda tabii ki herkesin söylediği gibi bizim de tahmin ettiğimiz gibi Boston en az bir 10 sayı ve üzerinde farkla kazanmak durumundaydı bu maçı. Normal şekli maçın buydu ama anomaller böyle bir şekilde oluyor. Ee, yine de doğru maçları seçip kazanın arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bu videonun da beğenilerini bir yüze getirseniz seviniriz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bazen erken yüklüyoruz videoyu. Bazen geç kalıyor. O yüzden e, ne zaman geleceği belli olmadığı için bildirimlerinizi açın. Hemen haberdar olun ve kullanın arkadaşlar. Başlıyoruz bu geceki maçlarla birlikte. İlk maçımız Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers maçı. Şimdi burada da Charlotte aynı Houston gibi dünkü Houston gibi e, sezonu bitirmiş bir durumda. Zaten Lamelo Ball da yok. Ama diğer oyuncular oynayacak. Terry Rozier, Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr. gibi oyuncular oynayacak. Tabii ki onlar da etkili oynayabiliyorlar. Kendi evinde coşabiliyorlar. Bazı enteresan maçları kazandılar. Yine de Charlotte artık ne aşağı ne yukarı çıkma durumları var. O yüzden bu maçı da kazanmayı deneyeceklerdir Cleveland karşısında. Cleveland tarafında ise Donovan Mitchell'in yokluğu var. Ama tabii ki orada o yokluğu Garland Cleveland'da Garland biraz kapatmaya çalışıyor. İyi bir şekilde kapatıyor. Genç oyuncu orada Ricky Rubio'nun ve Cedi Osman'ın da destekleri önemli olacak bu maçta. Cleveland kazanmak zorunda. Eğer istiyorsa ilk dörtteki yerini korusun ve ilk dörtten aşağı düşmesin çünkü alttan New York hızlı bir şekilde gelmeye başladı. İlk dörtte yerleşme durumları var New York'un. O yüzden Cleveland bu tür maçları kazanmak zorunda ve zor da olsa bu maçı kazanacağını düşünüyorum özellikle Ricky Rubio'nun ve Cedi Osman'ın etkisiyle beraber. Çünkü Allen'ın alanında yok yok olmayacağı, oynamayacağı bir maça çıkacaklar. Donovan Mitchell de yok. Zorlanacaklardır. Kolay olmayacaktır. Charlotte ise güle oynaya e, sevine sevine sezonu altlarda bitireceği için, drafta iyi gireceği için sevine sevine oynuyor. Sezonu kapatmaya çalışıyor. Bu maçta Cleveland kazanır diyorum. 1.40 orandan kazanma ihtiyacı olan daha çok Cleveland tarafı ve onlar kazanması gerekiyor. Ama tabii ki çok yüklenilirse Dünkü Bostan olayı gibi bir şeyler olma ihtimali de var. Terry Rozier 21 sayı üstünde atar ve Darius Garland 24 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üz baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Toronto Raptors Denver Nuggets maçı. Toronto iyi bir şekilde play-in potasına girdi. Oralarda tutundu ama biraz düşüşe geçti. Bu maçta Denver'a karşı son maçlarda onlarda liderliğini garantilemiş gibi düşünerek son maçlarını kaybediyorlar ama tabii ki daha liderliği garantilemediler. Artık kazanmaları gerekiyor. Bu maçta Jamal Murray oynamayacak gibi gözüküyor ama Nikola Jokic MVP seviyesini kaybetmemek için MVP olabilmek için var gücüyle artık bu son maçlarda saldırması gerekiyor. Çünkü MVP yarışında o da onu biliyor ki Joel Embiid ve Tabii ki Yanis Antetokounmpo ona yaklaşmış durumdalar. Onun elinden MVP ödülünü alabilirler. O yüzden artık yeni ağırlığını koyup Nikola Jokic en maçları kazandırmak, en triple double'ları yapmak ama en önemli olarak fazla sayı atıp maçları kazandırması gerekiyor. Liderliğini pekiştirmesi gerekiyor. O yüzden o zaman hak edecektir tabii ki MVP ödülünü. Bu maçta da düşüncem taraf almak isteyenler Denver tarafına gidebilir. yok hiç bu maça fazlaca asılacaktır ve maç kazandırmaya çalışacaktır. Tabii ki Toronto'da kendi evinde coşup Siakam, Van Vliet gibi Anunobi gibi oyuncularla birlikte kazanmaya çalışacaktır. Benim öne çıkarttığım burada taraf baksine gitmeyin. Denver'da kazanabilir ama Toronto'da kendi evinde kazanabilir. Tabi ağırlığı Denver'a veriyorum ama burada üst oynayın arkadaşlar. Bu maç ikisi saldırdığı zaman üste gidecektir. 223 sayı üst baremini veriyorum. 1.60 orandan burada üst oynayabilirsiniz. Pascal Siakam 21 sayı üstünde atar. Nikola Jokic 25 sayı üstünde atar. Nikola Jokic'in de geçen maç gibi bu maçta 30 sayı ve üstünde çıkmasını bekliyorum. Maça iyice bir, iyi bir şekilde asılmasını bekliyorum. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers maçı. Pelicans tarafında zorluklar, sezon sonu zorlukları devam ediyor. Bu maçta Brandon Ingram yine olmayacak. Zion Williamson zaten yok. McCollum tek başına kalıyor. Karşıda tabii ki LeBron James'siz bir Anthony Davis'le bir Lakers var. Ama LeBron James olmamasına rağmen yeni transferlerle, yeni gelen oyuncularla birlikte çok iyi bir takım oluşturan ve defansta çok güçleşen bir Lakers var. Anthony Davis'in 5 numarada güçlü oyunuyla liderliği alışıyla birlikte tabii ki D'Angelo Russell ve yedekten gelen Dennis katkıları özellikle yeni gelen Malik, Beasley ve Vanderbilt'in e, Vanderbilt defansif ve ofansif özellikleri üçlük atabilmeleri sayı hem defansta çok etkili oynamaları Lakers'ı başka bir seviyeye çıkardı. Zaten sezonun bu son etabında artık play-in potasına girdiler neredeyse diyebiliriz. Daha üstlere çıkmaya çalışacaklardır. Seri galibiyetlerle ve bu maçta New Orleans Pelicans Anthony Davis'in eski takımı da olduğu için özellikle ayrı bir enerjiyle Anthony Davis'in oynamasını bekliyorum. Ve bu maçta zor da olsa Los Angeles Lakers Azır eksik yakalamışken New Orleans Pelicans'ı yenecektir ve kazanacaktır. Lakers'ın galibiyetini sağlam olarak öneriyorum burada. 1.90 orandan Lakers kazanır. Gördüğünüz gibi o yüzden sarı da giyindik. Yani bu akşam Lakers'lı olacağız arkadaşlar. CJ McCollum 24 sayı üstünde atar ve Anthony Davis 27 sayı üstünde atar. Özellikle Anthony Davis'in yine 30 ve üzerlerini çıkmasını bekliyorum bu maçta ve elinden geldiği kadar maçı kazandırmak için. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız güzel maçlardan, gecenin güzel maçlarından biri olacak. Phoenix Suns Milwaukee Bucks maçı. Milwaukee liderliği aldı, bırakmayacak gibi gözüküyor. Boston'ın bu hallerini gördüğümüzde Milwaukee liderliği bırakmaz ve playofflarda büyük bir ihtimalle Boston'la Philadelphia'yı çarpıştırıp finalde bekleyecek gibi gözüküyor. Büyük hedefleri bu. Phoenix tarafında tabii ki Kevin Durant bu maçta da oynamayacak. Ama Devin Booker olağanüstü maçlar oynamaya devam ediyor. Chris Paul'la birlikte, DeAndre Ayton'la birlikte, onların desteğiyle birlikte bazı maçları düratsız da olsa kazanabiliyorlar. Bu maçta Milwaukee karşısında kazanacaklar diyemiyorum. Kazanma ihtimalleri de var. Ama Milwaukee'de bir Yanis Antetokounmpo var. Geçen dünkü maçta işte çıktığı maçta 40 sayıların üzerine çıktı. O da MVP seviyesine bu son maçlarda gelmeye başladı ve gelmek isteyecektir. O da bu yarışta ben varım diyecektir. Bu akşam da ondan olağanüstü bir maç çıkarmasını bekliyorum ve Milwaukee de kazanabilir. O yüzden burada da taraf baksı size önermiyorum. İki tarafta kazanabilir. Burada da üst alabilirsiniz. Fazla sayı atılacaktır bu maçta. 228 sayı üst baremini 1.60 orandan kullanabilirsiniz. Bu maçta da üst öneriyorum tarafa gitmeyin. Ama iki takım da kazanmak için saldıracaktır. Ve bir şekilde bu maçı üste çekeceklerdir. Devin Booker 29 sayı üstünde atar. Ve Yanis Antetekumpo 32 sayı üstünde atar. Özellikle Yanis Antetekumpo'nun ezip geçmesini yine bekliyorum bu maçta. MVP seviyesini göstermek amacıyla. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Öne çıkartacağımız ikili <laughs> Toronto Denver maçı. Toronto Denver maçında 223 üz baremini öneriyorum. Bu maçta üst öneriyorum. Üst almanızı, tarafa gitmemenizi tarafa almak isteyen Denver'ı alabilir. Ama ben üst öneriyorum. 223 sayı üz baremine gelecektir bu maç. 1.60 oran. İkinci maçımızda New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers maçı. Lakers kazanır. 1.90 gibi güzel orandan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lakers'ın bu akşam pelikansı ezip geçmesini bekliyorum. 1.90 gibi güzel oran kullanılmayacak. Bu akşam da ne zaman kullanılacak. 1.90 orandan öne çıkartıyorum Lakers'ın galibiyetini. Bu iki maçı kombinlediğinizde Toronto Denver maçının üstünü ve Lakers'ın kazanmasını 2.50 civarında 2.60 civarında güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Oyuncu baremlerindeki üçlümüz ise şöyle olacak çoğunlukla MVP adayları olan Nikola Jokic MVP'de şu anda bir numarada gözüken 25 sayı üstünde atar. Anthony Davis 27 sayı üstünde atar ve yani Antetokounmpo 32 sayı üstünde atar. Bu 3 center'ı öneriyorum arkadaşlar. Enteresan bir şekilde son dönemlerde center'lar yani 4-5 numaralar öne çıkıyor. Yıldız oluyor NBA'de. Ben de bu 3 yıldızın üz baremini öneriyorum bu akşam. Bu üçlüyü oynarsanız 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Abone olmayanlar abone olsunlar dediğim gibi bildirimlerinizi açın. beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlar kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bol şanslar. iyi kazançlar. Hoşçakalın.